Terör örgütü PKK-YPG'nin dün akşam saatlerinde Fırat Kalkanı bölgesindeki Öncüpınar polis yerleşkesine düzenlediği roketli saldırıya yanıt gecikmedi. Milli Savunma Bakanlığı saldırının ardından 12 teröristi etkisiz hale getirdiğini duyurdu. Aralarında terör örgütünün sözde 2 yöneticisinin de olduğu belirtildi. Üst bölgesine düzenlenen hain saldırıyı güvenlik uzmanı Abdullah Ağar ile konuşacağız. Sayın Ağar, yayınımıza hoş geldiniz. Teşekkür ederim Gizem Hanım. Saygılar, iyi yayınlar. Teşekkürler. Şimdi bunun hemen öncesinde haberlerimiz arasında da aktarmıştık. 2 şehidimiz vardı. Onları da bu vesileyle tekrardan Allah'tan rahmet dileyelim. Sonrasında da böyle bir hain saldırı gerçekleştirildi. Akabinde hemen cevap verildi. Benim öncelikli olarak size sormak istediğim şey şudur. Haritayı da çıkardım. Bir yandan ona da bakıyorum önümde. Bu Cibrin bölgesine baktım. Azez'in hemen altında. Daha önceki Fırat Kalkanı operasyonundan sonra düzenlenen operasyonlarda Azez bölgesinde sizlerle çok konuşmuştuk. Cibrin bölgesi için ne söyleyerek başlamak istersiniz? Şimdi öncelikle hayatını kaybeden, şehit düşen silah arkadaşlarımıza buradan rahmet diliyorum. Allah ruhlarını şad eylesin, mekanları cennet olsun. Türkiye'nin varlığı için, bütünlüğü için canlarını verdiler. Bu çok büyük bir bedel. Hem kendileri için, hem aileler için, hem de milletimiz için. Çünkü giden can bir daha geri gelmiyor. Bir diğer tarafıyla sınır aşan alanlardaki mücadelemiz kaldığı yerden sessiz, derinden ve kanlı bir şekilde devam ediyor. Yani o 2 şehitimiz bir şekilde sinsi bir EYP'nin mayının patlamasıyla beraber bir şekilde ne yazık ki gerçekleşti. Şimdi tabii ne oldu PKK bir anda hem bir önceki gün 20 roketle dün de 2 üst bölgemize saldırdı. Tabii bunun bir takım seçimlerle de ilgisini kurabileceğimiz gibi YPG PKK'nın eylemsizliğini kendisine üretmiş olduğu sancılardan kaynaklanmış olabileceğini öngörebileceğimiz gibi bir diğer tarafıyla da biliyorsunuz Suriye'deki YPG PKK jeopolitik oyunun bir parçasına, bir aparatına dönüştü. Bununla da ilgili bir bağlantı kurabiliriz ama hani sahadan konuşmanın ben daha doğru olacağını düşünüyorum. Çünkü bir etki tepki olayı var. Öyle gözüküyor. Bizim bir SİHA'mız bir gün önce Tel Rifat'ta Ahras bölgesinde YPG PKK'ya ait olan bir aracı vurdu. Şimdi bu İHA taarruzunda Mazlum Abdiye, yani Suriye'deki YPG PKK'nın elebaşı, terörist başı Mazlum Abdiye'ye yakın 3 kişi. 3 terörist hayatını kaybetti. 2 tanesi de yaralandı. Şimdi tabii bu haber gelince biz hani dağdaki mücadele dönemlerinden de çok iyi hatırlarız bu tür şeyleri. Bir karşılık verme illaki bir isterler. Niye? Çünkü kendi tabanında bir şekilde konsolide etmesi lazım. Kendine müzahir olan yapıları da konsolide etmesi lazım. Şimdi olayın olduğu yani İHA saldırısı, İHA taarruzunun hemen sonrasında akşam vakitlerinde bizim üst bölgelerimize saldırdılar. 20 tane falan roket attılar. Çok namlu roketlarla. Şimdi ertesi gün bu saldırılar devam etti. Silahlı kuvvetlerimiz tabii o zaman gazabıyla devreye girdi ve o gün yapmış olduğu karşı atışlarla 7 teröristi etkisizleştirdi. Bugün de mücadelenin devam ettiği gözüküyor ve Savunma Bakanlığımız yapmış olduğu açıklamada bunun 12'ye çıktığını görüyoruz. Yani 2 gün içerisinde bu karşılıklı etkileşim çerçevesinde 12 teröristi SİHA hariç, SİHA ile beraber 15 yapıyor. Bunların içlerinde lider kadrolar var. Tabii lider kadrolar olunca böyle bir tepki verme eğilim içerisinde olduğunu değerlendiriyorum. Bir diğer tarafıyla son derece gerginler Gizem Hanım. Şimdi Ruslara da saldırdılar. İlginç bir şekilde bugün Ruslara karşı yapılan bir saldırı var orada. 3 Rus askerin yaralandığı dair sağdan gelen bazı bilgiler var. Bir diğer tarafıyla gösteriler yapıyorlar. Mesele neresi? Tel Rifat bölgesi. Şimdi Tel Rifat'ta ne oluyor? Yani bu gerginlik neden kaynaklanıyor? Şimdi bir kere siz biraz önce söylediniz. Burası Türkiye'nin olası bir harekat yapacağı Şehba dedikleri sözde kantonun merkezi. Şimdi Tel Rifat ve Aynel Arap onlar için geçen dönemde de harekat yapılacağına dair bir takım konular gündeme gelmişti. Hassasiyetler kendisini göstermişti vesaire. Şimdi açıkçası bundan sonraki süreçte biz buraları yani seçimlerde
Evet, biz takip ediyorduk elimizden geldiği kadar ama Türkiye'nin gündeminden düşmüştü konular ama şimdi tekrar belli ki bu konuları çok yoğun bir şekilde konuşmaya başlayacağız, devam edeceğiz. Bu dönem içerisinde Türkiye özellikle Suriye yönetimiyle de angaje olacak şekilde Rusya'nın ve İran'ın dahil olduğu bir süreç işletmek istiyor. Ne kadar işler ne kadar işlemez bunu çok konuşacağız ama Milli Güvenlik Kurulu'nun yapmış olduğu bir açıklama var. Onu özellikle altını çizerek söylemek istiyorum. Bildiride de şu yazıyordu: Suriye'nin istikrarı oradaki terör örgütlerinin varlığına son verilmesiyle ancak gerçekleşebilir. Şimdi Türkiye bir şey söylüyor. Yani oradaki YPG, PKK, DAEŞ, yasa dışı silahlı sol terör örgütleri veya diğerleri. Onlar olduğu sürece Suriye'den Türkiye'ye tehdit gelmeye devam edecek. Suriye'nin üniter yapısı daki bozulma daha da derinleşecek. O yüzden Suriye meselesi Türkiye'nin en primer konularının başında geliyor. Bir diğer tarafıyla da göçmen meselesiyle ilgili hani Batı dünyası üzerinden falan konuşuyoruz ama hani söylenmesi gereken temel gerçek şudur, karine şudur. Göçmen meselesi iki savaştan önceki, Suriye iç savaşından önceki demografik ve topografik oranlara dönülmesiyle ancak gerçekleşebilir. Bunun yolda ne? Topraklarını kaptırmış olanların topraklarına geri dönmesidir. Bunun en önemli karşılığı da YPG, PKK terör örgütünün DAEŞ'le birlikte coğrafyadan çıkartılmasıdır. Evet, Türkiye için sadece pek tabii ki önceliğimiz sınır güvenliğimiz ve kolluk kuvvetlerimizin sağlığı sıhhati. Ancak bir diğer mesele de sizin dediğiniz gibi göçmen politikasında hani seçim öncesinde de çok konuşulan işte hani güvenli bölge oluşturulacakça işte geri gönderilecek ilk başta da 1,5 milyon gibi bir rakamdan bahsedilmişti. Bunun sağlanması için yaz aylarında operasyonların sıklaşacağını söyleyebilir miyiz? Bir bunu sormak istiyorum. Bir de yönetici kadroya bir saldırı gerçekleştiğinde ya da onlardan biri öldüğü zaman bir şekilde kendi tabanını konsolide etmek için karşılık verirler dediniz. Şimdi son dönemde sadece bu operasyon değil, bunun öncesinde de biliyorsunuz MIT'in çok fazla nokta operasyonları gerçekleşti ve her birinde de sözde yöneticilerden birileri öldürüldü, etkisiz hale getirildi. Bu operasyonlar da bunlarla birlikte devam edecek mi diyeyim? Şimdi ben size de bir başka soruyla cevap vereyim. Neden? Çünkü sormuş olduğunuz soruların bir PKK üzerinde üreteceği etki ve PKK'dan ne yapacağı, nasıl bir terör siyaseti ve stratejisi benimseyeceği. Geçmişte yani bu konuşmuş olduğumuz dönemle ilgili dört temel oluşum gerçekleşti. Bunlardan bir tanesi İçişleri Bakanlığımıza bağlı unsurların silahlı kuvvetlerimizle birlikte Türkiye'deki teröristin varlığına son vermeleri ve sayıların 80'in altına düşmesi. Yani topografyayla ve demografyayla bağlarını kesilmesi ve eylem kabiliyetini kapasiteyi yitirmeleri. Taşeron örgüt kullanmaya kalkmaları, hatta Taksim saldırısında olduğu gibi veya işte Mersin'deki yapılan saldırıda olduğu gibi. İki, Milli İstihbarat Teşkilatımızın yapmış olduğu etki odaklı harekatların stratejik bir etkiye dönüşmesi. Yani şu ana kadar 130'u lider olmak üzere binden fazla teröristi sınırı aşan alanlarda SİHA akınlarıyla veya SİHA operasyonlarıyla etkisizleştirdi. Bu bir stratejik etkiye dönüştü. Türk Silahlı Kuvvetlerimizin sınır aşan yapmış olduğu alanlarda alan hakimiyetli harekatlar. Alan hakimiyetli harekat ne demek? O alanları kontrol ediyor ve o alanları kullanmasını engel oluyor. Yani Irak'ın kuzeyindeki pençe harekatlar serisi ve Suriye'deki harekatlar. Şimdi bu üçüncü başlık. Dördüncü başlık da seçimler döneminde. Belki Türkiye bunu çok konuşmadı, konuşamadı, ıskaladı, bilemem. Yani çünkü iç siyasete dönük konuşuluyor her şey. Ama bence en önemli sonuçlarından bir tanesi seçimlerin YPG, PKK terör örgütü siyasi türevleriyle Türkiye'de kilit parti olmak istiyordu. Kilit rol oynayacağını düşünüyordu. Bu olmadı. Hatta inisiyatifi azalttı. Azaldı inisiyatif. 12'den 8'lere kadar düştü. Kendi içinde bununla ilgili pek çok PKK benzeri öz savunma metotları geliştiriyorlar. İşte falan. Şimdi bu dört oluşumla birlikte YPG, PKK terör örgütü nasıl bir siyaset ve stratejinin altına imza atacak? Amerika Birleşik Devletleri ile mi, Rusya ile mi, İran ile mi, işte Esad rejimi ile mi, kimle bir siyaset ve strateji gelecek? Bütünleşik, karma bir, hibrit bir şeye mi yönelecek? Buradan bir çözüm üretmeye çalışacak, Türkiye'yi nasıl manipüle edecek? İşte geçen Türkiye'ye sızmaya çalışan bir istihbarat ajanı PKK'nın eylem maksatlı bu tür terör eylemlerine mi yönelecek, yoksa sınırda bu tür olaylarla mı karşı karşıya kalacağız? Bunların sonuçları ne olacak?
Bunların hepsi son derece önemli meseleler. Bir diğer tarafıyla da bir soru sordunuz. Elbette Irak'ta, Suriye'de Türkiye'nin ortaya koymuş olduğu bu mücadele, bu YPG PKK'yı yıpratma harekatı ve bitirme harekatı karşı karşıya kalın hassasiyetler çerçevesinde devam edecek. Ama şunu biliyoruz. 40 bin kilometre karelik alandaki sayısı yabancı kaynaklarda, kimyelerde 130 bin geçen, dün Cem Şefri'yi okudum, o da 100 bin dedi. YPG PKK'lı terörist ne yapacak? Bu 100 bin veya 130 bin olarak ifade edilen bu terörist ki nerede, ne zaman, nasıl ve kime karşı kullanacak? Bizim en büyük sorunumuz zaten. Şurada orada 40 bin kilometre karelik bir alanda, ülkenin neredeyse %30'la yaklaşık bir alanda bir terör devleti kurmayla bir o ilgili bir oluşum var, bir süreç var. Bunu Irak'a entegre etmeye çalışıyorlar. Süleymaniye üzerinden, KYB üzerinden birbirini entegre etmeye çalışıyorlar. Nasıl Suriye'de Deryazur bölgesindeki petrol yataklarına musallat oldularsa, Çemşemali'deki doğalgaz yataklarına musallat olmaya çalışıyorlar. Yani enerji opportunine eklemlenmeye çalışıyorlar. Tartışmalı bölgelerde etki üretmeye çalışıyorlar. Yani neresinde bakıyoruz? Kerkük'te, Musul'un Sincar tarafında, Musul'un diğer alanlarında, hatta Taze Ormut'ta vesaire yerler. Şimdi böyle olunca mücadele daha derine kaydı. Ama mücadelemiz bitmedi ve tehdit büyüyerek gelişti. Büyüyerek geliştiği bir alanda aynı Türkiye'deki yaptığına benzer bir şekilde Irak'la beraber çok hoş olur. Suriye'yle beraber çok hoş olur ama Irak ve Suriye buna kudreti yetmezse veya manipüle edilirlerse ve irade ortaya koyamazlarsa Gizem Hanım bir cümle kuracağım. Yani kurda sormuşlar, ensen niye kalın demiş ki kendi işimi kendim yapar. Yani buraya da gidebilir iş. Böyle bir sertliğe de, bir harekat dönebilir zincirine de, o derinliklerde de zaman içerisinde mecbur kalınabilir. Yani böyle onların üniter yapılarına saygılıyız ama kendi ülkelerindeki hükümranlıklarını, egemenliklerini koruyamayan ve bir şekilde iyi niyetli olsalar, samimi olsalar bile işgaller, iç savaşlar, istilalar, ablukalar, ambargolar, ülkelerine çöken diğer yerel ve bölgesel güçler ülkeleri bu hale getirdi. Irak ve Suriye'yi bu hale getirdi. O yüzden Irak ve Suriye'nin iyiliği adına da, kendi geleceğimiz adına da yapmak zorunda kalabileceğimiz pek çok riskli fotoğraf var efendim.